Teşekkürler efendim. Evet arkadaşlar, şu anda Sabiha Gökçen Metro İstasyonu şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. İlkimizde ve hükümetimizin demir yoluna verdiği önemin bir nişanesi için bugün buradayız. Hızlı demir yolları hatlarındaki ummalı çalışmaların yanında şehir içi metrolardaki çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Bulunduğumuz bölge Sabiha Gökçen Havalimanı. Pendik Tavşantepe Metro İstasyonu'ndan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sona eren 7,5 kilometrelik şehir içi metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. Pendik Tavşantepe Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hattında 4 tane istasyonumuz var. İnşallah çalışmaların 2021 yılı sonuna doğru hizmete almayı ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Biliyorsunuz Pendik Tavşantepe İstasyonu Kadıköy Kartal metro hattının bir parçası. Kadıköy'den binen bir vatandaşımız aktarmasız olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar gelecek. Bunun devamında Pendik Marmaray İstasyonu'ndan Sabiha Gökçen bağlantısı da kısa zamanda bitirilirse, o belediye tarafından yapılıyor, bitirilirse yine Marmaray'dan Ankara'dan gelen bir yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı aktarımı ve erişimi metro ile sağlanmış olacak. Ülkemizin her tarafında demir yollarında hummalı bir çalışma var. Hızlı tren hatlarımızda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Sivas hattını yıl bitmeden işletmeye alacağız. Yine Konya Karaman arasını işletmeye alacağız, yolcu taşıyacağız. Bunun yanında Ankara, İzmir, Bursa, Yenişehir, Osmaneli, Adana, Mersin, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hatlarımızda çalışmalar devam ediyor. Projesini tamamladığımız hatlar var. Onlarla da ilgili finansman ve ihale çalışmalarımız devam ediyor. Yine Sabiha Gökçen'e yakın bir zamanda inşallah çalışmalarına başlayacağımız Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yeni havalimanı ve halk hattı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin dört bir tarafını demir yolları ağlarıyla örüp hızlı tren hatlarıyla vatandaşımızı buluşturup yine şehir içi metrolarla da bunların entegresini sağlamanın çabası içerisindeyiz. Karayollarında, hava yolunda başardığımız büyük işleri demir yollarında da en kısa zamanda başarıp ülkemize yakışır demir yolu ağlarının 2023-2025 hedeflerimizi sağlama doğrultusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi bugün buradayız. Biraz sonra şantiyede yine briefing alıp buradan Kocaeli'ye geçeceğiz. Kocaeli'de de biliyorsunuz yine şehir içi metrolardan Gebze Darıcı arasındaki 15 kilometrelik bir metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunacağız. İnşallah en kısa zamanda bunların vatandaşımızla buluşturup vatandaşımızın konforunu, yaşam kalitesini artırmak için elimizden geldiğince var gücümüzle bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İnşallah daha güzel günlerde projenin belli aşamalarında yine birlikte olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu yeni normal dediğimiz zamanı da inşallah en kısa zamanda bitirmek için elimizden geleni sağlamaya çalışıyoruz. Yani bir tarafta Turizm Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Görüşmeler, diplomasi devam ediyor. Belli bir aşamalar kat ettik ama maalesef yavaş ilerliyor. İnşallah en kısa zamanda hızlandırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bu bizim çabalarımız sadece yeterli olmuyor. Karşı tarafın da bu çabalarımıza olumlu tepki vermesi lazım. Kısa zamanda bu süreci de atlatacağımızı umuyorum. Ya onunla ilgili takvim belli ama bu Covid sürecinden dolayı orada da bir aksama meydana geldi ama vatandaşımızı rahatsız etmeden en kısa zamanda bitirmeye çalışıyoruz. Yani malumlarınızdır, bu Covid sürecinde en az etkilenen sektördü bizim sektörümüz. Bütün tedbirlerimizi aldık, güvenliklerimizi aldık. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek çalışmalarımız devam ediyor. Orada da çalışmalarda bir sıkıntı yok, devam ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda bitireceğiz. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.